Efendim tekrar günaydınlar. Burası Habertürk, burası hafta sonu. Ben Faruk Aksoy. Habertürk Radyo'dan bizi takip eden değerli dinleyicilerimize de günaydın diyorum. Ve stüdyoda çok önemli bir konuğumuz var. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel stüdyoda konuğumuz. Ve yaklaşık olarak bir saat boyu Cumhuriyet Halk Partisi'nde ne oluyor, Türkiye siyasetinde ne oluyor ve biraz da belki dış siyasette ne oluyor enine boyuna konuşacağız. Özgür Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Siyaset bayağı sıcak. Şimdi öncelikle tüzük kurultayınız var. Tabii ilk başlığımız bu. Türkiye bunu konuşuyor. Biraz önce Metehan Demir, sevgili gazeteci arkadaşımla konuşurken aynı şeyden bahsettik. Ona da sordum, dedim ki Özgür Bey'e sormak istediğim bir soru var mı? Ben ileteyim istersen. O da dedi ki yani tüzük kurultayında erken seçim çağrısı yapacak mı, yapmayacak mı? Bunu merak ediyorum dedi. O soru bir kenarda dursun. Tamam. Ama ben kendi akışımla ilgili şöyle bir başlangıç yapayım. Şimdi CHP'de neden tüzük kurultayı yapılıyor? Niçin tüzüğü değiştirme ihtiyacı duyuyorsun? CHP Türkiye'ye demokrasi vaat ettiği için önce kendi içinde demokratik olması lazım. Maalesef tüzüğümüz hem yılların etkisiyle hem uygulamaların etkisiyle hem geçmişte yapılan birkaç tane değişiklikle çağdaş sosyal demokrat bir parti tüzüğünün olması gerektiği kadar demokratik değil, özgürlükçü değil. Bir takım eksikleri var. Birçok partinin tüzüğünden çok daha iyi olmasına rağmen geçen sene 5 Kasım kurultayının ana gündemlerinden bir tanesi buydu. Hı hı. Hem Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu o dönemde tüzükte ciddi değişiklikler yapacağını vaat etmişti. Evet. Biz de benzer değişiklikler yapacağımızı vaat etmiştik. Hatta şöyle olmuştu. Tüzük kurultayı, bizim kendi kurultayımız 5 Kasım'daydı. 25 Kasım'da tüzük kurultayı yapacağız diye konuşulmuştu. Ben genel başkan seçildiğim ilk gün hemen hukukçuları çağırdım, ne yapıyoruz diye. Dediler ki ya onun resmi ilanı verilmedi. Bugün verirsek işte şu tarihe gelir. İl başkanlarını topladık. Ya Aralık ayının ortası sonuna doğru bir kurultay yapılacak. Herkes belediye başkan adaylarını beklerken CHP içe kapanıp tüzük tartışacak, olacak iş değil dediler ve bütün il başkanlarımızın oy birliğiyle tüzük kurultayımızı ileri bir tarihe erteledik. Zaman açısından pek uygun değildi. Değildi. Ben hemen seçimden sonraya da erteleyebilirdik Mayıs'a. Birazcık tüzüğü enine boyuna tartışarak yapalım istedik. O yüzden de aslında biz tüzük kurultayına da gitmiyoruz. Biz tam bir haftalık bir değişim kurultayına gidiyoruz. Adı 2. Yüzyıl Değişim Kurultayı. 4 Eylül'de başlayacağız, 9 Eylül günü bitecek. Biz 4 Eylül günü Sivas'a gidiyoruz. Sivas'ta Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilk kongresi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Sivas Kongresi'ni partinin de ilk kurultayı kabul ettiği için 1927'de konuşma yaparken ilk kurultayımız toplandı falan denirken Gazi Mustafa Kemal Atatürk der ki yok bu ikinci, ilkini Sivas'ta yapmıştık der. O tarihi atfa, yani iki büyük eserimden biri diyor, ikisinin de başlangıç noktasını Sivas Kongresi kabul ediyor. Buna atfen biz 4 Eylül günü önceki genel başkanlarımız, milletvekillerimiz, parti meclis üyelerimiz, il başkanlarımızdan bir temsil heyetiyle Sivas'ta önce resmi törenlere katılacağız. Sonra da kurultayımızın sembolik açılışını orada gerçekleştireceğiz. Sonra bir hafta boyu devam edecek. Evet. Sonra Ankara'ya geleceğiz. Çünkü resmen Ankara'da olmak zorunda kurultaylar, partilerin evet. Kurultayları. Beşinde tüzük komisyonumuz son çalışmasını tamamlayacak. Ki bu komisyon 81 ilden genelde il başkanları da görevlendirdikleri bir kişiden oluşuyor. Hı hı. İki milletvekili, üçte parti meclis üyemiz var. Bu komisyon tüzükle ilgili çalışmaları yapacak ve altısında tüzüğümüzü değiştireceğiz. Bunun çalışmalarını Aralık'tan beri yapıyoruz. Yani biz Aralık'tan beri mahalledeki üyemizden görüş istedik. İlçelerimizden görüş istedik. İllerin görüşleri birleştirildi. Dünyadaki sosyal demokrat partilerin son 20 yıldaki tüzük değişimlerini inceledik, tercüme ettirdik, getirdik. Akademisyenlerle bunu genel başkan olduktan sonra mı yaptınız evet, incelemeyi? Evet, evet, tamam. Evet. Bunu vaat etmiştik. Hı hı. Ben yani, o kurultaydaydım. Sizin genel başkan olduğunuz salondaydım. Evet. Çünkü o vaadiniz var. Dediniz evet. Ki ön seçim getireceğiz. Evet. Tüzük değişikliği yapacağız. Hala aynı noktadayız. Aynı noktadayız. Hatta ben bir ilk kez bir şey söyleyeyim burada. Hani buyurun. Böyle şey açısından. Buyurun.
Bu çalışmaların sonunda bir taslak var. Bu taslak belli bir noktaya geldi. 81 il başkanımız, milletvekiller, parti örgütü bunu tartışıyorlar. Evet. 5 Eylül günü son şeklini verecekler. 6 Eylül günü de madde madde görüşüp oylayacağız. Sürpriz, hazırlıkla ilgili bir kısım daha var, onu da söyleyeyim. Örneğin yarından sonra pazartesi günü benden önceki 3 genel başkanımızla bir araya geleceğiz. Sayın Karayalçın'la, Sayın Altan Öğmen'le ve Sayın Hikmet Çetin'le İstanbul'da. Altan Bey burada, onu yormamak için biz geldik. Aynı zamanda bir 100. yıl kuruluş, 100. yıl törenine de katılacağız birlikte. Ben TÜZÜK'le ilgili Sayın Genel Başkanlarıma nereye geldik, ne noktadayız ve ne öneriyorlar onu alacağım. Ayrıca da döndükten sonra Ankara'da da takip eden hafta içinde Sayın Kılıçdaroğlu'na da TÜZÜK'ümüz konusunda hem geldiğimiz nokta konusunda bilgi verip hem son önerilerini alacağım. Ve TÜZÜK'ümüzü değiştireceğiz. Peki, mesela Kılıçdaroğlu, özür dilerim. Sayın buyurun. Kılıçdaroğlu buradaki buluşmanıza neden katılmıyor? Ya şöyle, biz Altan Bey'in evi burada. Seyahat çok kolay değil genel başkanımız için. Hani TÜZÜK kurultayına gelecek ama bir hafta kala yine gel git demedik. Bir de burada bir bankanın 100. yıl, hani reklama girer diye söylemiyorum. Bankası kanunda sert, sizinki de 100. yıl kuruluşu. Orada genel başkanlarımızın orada yaptığı görevler var. Onlar da davetli. Ben de davetliyim. Bunu bir fırsata çevirdik. Gel edebilir. Biz çok memnun oluyoruz. Hatta Kıbrıs'a da birlikte gitmek istedik. Sayın Genel Başkan, programı uygun değildi. Yoksa yani Ankara'da burada bir arada olabiliriz. Orada hiçbir kısıtımız, hiçbir problemimiz yok. Mesela ne olacak? Biliyorsunuz aslında toplum bundan çok meşgul değil. Ama hani ne yapıyor CHP bu işte? Örneğin Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel başkan adayı olmak için %5 imza toplamanız gerekiyor delegelerden. Delegelerin %5'inde işte 60 imza diyelim ki. 65 imza. Geçmişte bu çok sorunlar oluyordu. Neden? Mevcut genel başkana, genel başkanın iradesi var yok bilinmez. Etrafındaki ekip bütün delegelerin imzalarını topluyor. Aday olacaklara imza kalmıyor. Ben aday olacaktım, olamadım tartışma. Mesela şimdi ben size şunu önerdim. Delegelerden %5 imza toplanır. Bir delege birden fazla kişiye imza verebilir. Hiç problem yok. Ben Özgür Özel'i de, rakibini de, kürsüde görmek istiyorum diyor delege. Konuşsunlar, orada karar vereceğim. Niye aday olamasın? Bütün imzaları genel başkan alıyor, başkası imza. O zaman da çok fazla aday olmaz. Yok, %5 60 ya. Yine 60 imza arayacağız. Onu ama arayacaksınız yani. Onu arayacağız ama bir delege bir kişiye imza vermek zorunda değil. Yani eskiden farklı, birine farklı isimlere de imza verebilir var. Zaten 3 tane 4 tane aday oluyor. Bir delege verebilir. Ayrıca da şunu koyacağız. Divan %10'dan fazla imza kabul etmeyecek. Yani ben 700 geçmişte hatırlıyorsunuz 900 imza teslim ettim, evet, şu evet kadar oy aldım. Öyle bir şey yok. 120'den çok imza vermek de yok. Kimsenin siyaset alanını kapatmayacağız. Genel başkanın karşısına rakip çıkmak isteyen, ya imza toplayamadım, genel merkez başkan. Mesela en basitinden bu adımı atarak başlıyor. Sayın Özel, siz bunları söylüyorsunuz da şöyle bir tartışma var. Gerçekten tartışıldığı için soruyorum. Deniyor ki bu TÜZÜK kurultayı genel başkanı güçlendirecek. Yani genel başkanı, Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanı konumunu, koltuğunu güçlendirmek için bunu talep ediyor. Tartışmaları var ama siz daha başka bir şey söylüyorsunuz. Tam daha tersi çünkü. Daha demokratik bir Cumhuriyet Halk Partisi. Şimdi birincisi Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanının konumunun güçlenmesi başka bir şey. Evet. Yetkilerinin mutlaklaşması başka bir şey. Nasıl bir fark var orada? Konumunun güçlenmesi şu. Evet. CHP'nin genel başkanının güçlenmesi partinin güçlenmesidir. Şudur. Başarılı bir kurultay yaparsınız. Evet. Kurultaydan kavgasız, dövüşsüz, tartışmasız çıkarsınız. Hı hı. Kurultay çıkışında partide herkes memnundur. Ve partinin tüzüğü demokratikleşmiştir. Bu genel başkanı güçlendirir. Ama genel başkan bütün yetkileri eline alır. Herkes siner, susar. Bu genel başkanı ve partiyi güçlendirmez. Anladım. Anlatabildim mi? Yani bir tanesi özgüven meselesi. Ben şunu yapıyorum. Hem geçmişte verdiğimiz sözleri tutacak. Evet. Hem de şunu söyleyebilir miyim? Bizim kurultayımıza Sosyalist Enternasyonel'in tüzük komisyonu ve ilerici komitesi de geliyor. Bütün dünyadaki tüzüklerin demokratik yerlerinden de katkı alıyoruz. Yani öyle böyle şakası. Bir de ben genel başkan olarak şöyle bir durum var. Bugünkü tüzük genel başkana her yetkiyi veriyor zaten. Hmm.
Yani neler neler yapabiliyor. Bir para basamaz, bir adam asamaz. Onun dışında her şeyi yapar. O kadar söyleyeyim size. Çok enteresan. Çünkü mesela ön seçim yapmayabiliyorsunuz. Hmm. Ben mesela şeyi koyacağım. Ön seçim yapmama maddesini kaldıracağız. O da tartışılıyor. Deniyor ki bazı bölgeler için ön seçim tehlikelidir. Yani tabii. Olmaması gerekir. Böyle bölgeye ya da ile, ilçeye göre düzenleme yapar mısınız? Ya şöyle, o esnekliği... Çünkü bu da konuşuluyor. Tabii tabii, o esnekliği de barındıran bir madde yazıyoruz. Mesela örnek vereyim, hep verdiğim örnektir. Ön seçim yapacağız, Balıkesir'de yapacağız. Balıkesir'de bizim üyelerimizin %90'ı Körfez'de. Evet. Körfez kısmındaki ilçelerde. Ön seçim yaparsan bütün adaylar Körfez'den çıkıyor. Sonra gidiyorsun oy almaya merkeze. Körfez'den alın oy kardeşim diyor, buradan aday koymamışsınız. Dağ kısmına gidiyorsun... Siz bizi küçük görüyorsunuz, köylüyüz ya diyor. Hmm. O zaman ne yapacağız? Balıkesir İl Örgütü'nün görüşü alınarak yapılacak ön seçimde kuralları belli örgütün birinci oy Körfez'e, ikinci oy merkeze, üçüncü oy buraya diye sıralamayı koyacağız. Bu esneklikleri de içinde bulunduran örgütün taleplerine de uygun, sonuçlarına tam olarak uyulacak bir ön seçim mekanizmasını kurguluyoruz. Mesela ben size bir şey söyleyeyim. Bugünkü Cumhuriyet Halk Partisi grubunda maalesef şartların getirdiği bir şey olduğu için veteriner yok. Veteriner yok. Vali yok, emekli vali. Belli meslekler olmazsa olmaz. Hayvancılık konuşuyorsunuz, grubunuzda tabii. Veteriner yok. Tabii. Daha komünü söyleyeyim mi? Mecliste veteriner yok. Ve Türkiye'nin en büyük meselesi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde veteriner yok mu? Veteriner yok. Çok ilginç. Ben bizde olmamasına üzülüyordum. Geçen gün dediler ki ya mecliste de yok. O yüzden ben ön seçimde sadece o öne geçti, bu öne geçti değil. Şunu da gözetmem lazım. Mesela örnek veriyorum, Kocaeli'den ya da Ali Ağa'dan, İzmir'den veya işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin gerçekten güçlü temsili yakalaması gereken yerlerden bir sendikacı niye gelmesin? Şu an benim grubumda sendikacı yok. Her şey var, sendikacı yok. Öyle bir iç düzük yapmalıyız ki herkes şeyine bakıyor. Dönüyor böyle, efendim... Öne o mu geçer, bu mu geçer, o mu güçlenir, bu mu güçlenir? Türkiye'yi yönetmeye hazırlanıyoruz. Ve ben meclis grubumda bütün komisyonların başkanlarını düşünmek, tasarlamak ve bunların ön seçimden ya da kontenjanlarla ama mutlaka ön seçim çok etkili olacağı bir şekilde oluşmasını sağlamak durumundayım. Meselenin ben iktidar olduğumuz güne bakıyorum. Anladım. Birileri muhalefette partiyi nasıl eleştiriyor? Ona göre hazırlık yapıyorum diyorsunuz. Evet. Ben iktidara göre hazır. Peki buradaki ben kelimesini biz diye revize etmek isterim. Yani. 43 yaş ortalamasına sahip yarısı kadın yarısı erkek çok güçlü bir parti meclisi ve merkez yönetim kurulumuz var. Ya yani parti meclisinde %30. O zaman bu kurultayda bir erken seçim çağrısı mı duyacağız sizden? Yok. Ne konuşacaksınız? Bakın mesela? Erken seçim meselesini şöyle özetleyeyim Faruk Bey. Bu çok tartışılıyor. Evet. Ben 31 Mart'tan hemen sonra o gece dedim ki bu seçim sonuçlarını araçsallaştırarak bir erken seçim çağrısı yapmayacağım. Sebebi de son derece ahlaki ve etik bir yerden. Sebebi şu. Bir gün öncesine kadar ben 105 miting yaptım. 105. 105 mitingde şunu söyledim. Bu seçim bir genel seçim değildir. Ey AK Partililer, ey MHP'liler. Bu seçim bir, bizim iyi, liyakatli, çalışkan adaylarımıza oy verin, kentinizi iyi yönetsinler. Bu seçimde bize vereceğiniz oy Tayyip Bey'e, AK Parti'ye bir kırmızı kart göstermek değildir. Sarı kart göstermektir, uyarmaktır. Bu seçimde bize oy verdiniz diye iktidar değişmeyecek bu seçimde dedim. Evet. Niye? Aksi durum şöyle oluyor. Halinden memnun değil ama partisinden de vazgeçmiyor ve ezbere aynı yere oy veriyor. Bu konuda ben seçmene bir taahhütte bulundum. O yerel seçime istinaden. Ben ertesi gün %25 oy almışız bir önceki seçim. Bir yıl olmadan önce ve 5 parti bir arada %25 almışız. Hı hı. Tek başına partim 38 almış. Çıkıp da orada haydi bakalım arkadaşlar biz birinci partiyiz. Yürüyün erken seçime Tayyip Bey devrilmiştir desen bir gün önce bana inanan AK Partili ve MHP'li seçmen ömrü boyunca bir daha bana inanmaz. Bu partiye inanmaz. Tutarlı olmak lazım diyorsun. Evet, fırsatçılık yapmamak lazım. Orada dediğim şu. Bu seçim sonuçlarını araçsallaştırarak erken seçim istemeyeceğim ve demedim hiçbir zaman. Bak biz 31 Mart'ta bu sonucu aldık, erken seçim lazım. Ama arkasından şunu ekledim. Vatandaşın ekonomik krizi büyük, ekonomik sorunları çok fazla.
Bu sorunlara çözmezseniz geçim olmaz, geçim olmazsa seçim olur. Ben onun arkasında dururum dedim. Şimdi o yüzden sorunuzun cevabı şu. Bugüne kadar da dediğim gibi kurultayda da. Ben kurultayda söylediklerimin arkasındayım diyorsun. Arkasındayım ve bugün de şunu söylüyorum. Bugün karar alalım. Evet. 60 gün sonra iktidarız. Ben seçimi isterim. Ben bugünden razıyım. Bugünden hazırım. Dünden razıyım seçime. Ama seçim için ya Tayyip Bey evet diyecek ya mecliste 360. Evet. O da yok. Ama ben meydan meydan geziyorum. Yarın da bir başka mitingde olacağım. Bugün bir başka mitingde olacağım. Gaziantep'te fıstık mitinginde. Biliyoruz daha önce bir bakın. Seçimlerden sonra ilk miting ne zaman yapılmış? Bazen 3 yıl sonra yapılmış. Bazen 2,5 yıl sonra yapılmış. Ve birkaç tane yapılmış. Ben seçimden bugüne 5 ayda 10. mitingime gidiyorum. Vatandaşın derdini dile getirdiğimiz. O yüzden biz erken seçim istiyoruz. Erken seçimin teknik şartları şu an elimizde yok. Ama bugün çiftçi eylemlerini görürsünüz. O bütün Türkiye'ye sararsa, emekliler sokaklara dökülürse, asgari ücrete zam almayan işçiler tepkisini erken seçim talebiyle dile getirirlerse erken seçimden kimse kaçamaz. O zaman iş değişir diyorsun. Tabii. Yalnız şöyle de bir şey oluyor galiba. Yani vatandaş en merkeze ekonomiyi koruyor. Yani ekonomik şartlar dolayısıyla hani CHP'ye ya da muhalefetteki diğer partilere yönelim oluyorsa büyük oranda içinden geçtiğimiz ekonomik süreçle ilgili oluyor. Bu da gözden kaçırılmaması gereken bir şey. Özgür Bey, parlamenter sistemle ilgili konuyu kapattınız mı? Yok. Tam olarak yani şöyle cevap vereyim. Siz bana şunu sorarsanız, Özgür Bey, siz iktidar olduğunuzda ülkenin yönetim şekli ne olacak? Ne olacak? Cevabım güçlendirilmiş parlamenter sistem. Farklı olan şu, bakın eskiden... Özür dilerim, partide herkes sizin gibi mi düşer? Şu an bu geminin kaptanı sizsiniz, tamam. Ama partideki önemli isimler, benim gibi ağır toplar... Genel başkan yardımcıları, belediye başkanı, CHP'nin bir de hani çok öne çıkan belediye başkanları var. Bir bütün olarak Cumhuriyet Halk Partisi, kardeşim biz seçimi kazanırsak bildiğiniz güçlendirilmiş parlamenter sistemle yola devam edeceğiz mi diyor. O noktada mısınız? Evet, o noktadayız çünkü şu kadar net. Şöyle ifade edeyim. Bir dönelim bakalım. Dünyada ekonomi dediniz ya, evet. Bence de en önemli mesele ekonomi. Bu başlık milletin bu sıkıntısını çözmeden hiçbir şey söyleyemeyiz. Dünyanın en iyi 10 ekonomisinin 10'u da 9'u güçlü parlamentolarla yönetiliyor. Birisi başkanlık, o da Amerika. Evet. Çünkü 52 devletten müteşekkil bir Birleşik Devletler modeli. Başka çare yok. Evet. Ama hepsinin ortak özelliği katı kuvvetler ayrılığı ve çok güçlü bir yargı, bağımsız bir yargı. Hı hı. En fakir 10 ülkenin 6'sı başkanlık, 4'ü yarı başkanlık. Bu durumda demokratik yönetim, kuvvetler ayrılığı çok önemli ve oraya yönelmek durumundayız. Başka çaresi yok bu işin. Bugün esas meselenin kendisi şu. Size bu soruyu sorduran da şu. Eskiden ben de partinin sözcülerinden biri olarak ve altılı masanın bütün ortakları siz soruyordunuz. Tarımda sorunları nasıl çözeceğiz? Oysa bizim böyle 2300 maddelik ortak mütabakat metnimiz vardı. Her konuda oluşmuş. Evet. Ama maalesef meseleyi öyle bir noktaya getirdik ki her sorunun cevabı güçlendirilmiş parlamenter sistemdi. Başka bir şey duymuyordunuz. Özünde doğru. Aslında güçlendirilmiş bir parlamenter sistemle demokrasiyi yeniden inşa ederseniz, hızla ekonomimizi düzeltirsiniz, bu her yere iyi gelir. Ama ben her soruya güçlendirilmiş parlamenter sisteme bağlamanın seçmende bir karşılığı olmadığını görüyorum. Seçmen diyor ki, kardeşim bana ne diyor? Güçlendirilmiş para diyor, geçim sorunumu çözün diyor. İşsizliğimi çözün. Evladım işsiz diyor. Hı hı. Yoksulum diyor. Bunlar diyor anlamadığım terimler konuşuyorlar diyor. O yüzden benim cevabım şu. Evet. Bana sorarsanız dış politika cevabım var. Tarım var. Ekonomi var. Sağlık var. Bana sorarsanız yönetim sistemi cevabım parlamenter sistem. O zaman siz sorunların kaynağı olarak da bu sistemi mi görüyorsunuz? Herkes öyle görmek durumunda. Çünkü ama vatandaş değil diyorsunuz. Hayır, dediniz iletişim, vatandaş. Bakın Faruk Bey, siyaset başka bir şey. Gerçekler başka bir şey, siyasi iletişim başka bir şey. Vatandaş canı yanarken ve kendi sorunu dile getirilsin isterken, çay üreticisi maliyeti 19 lira olan çaya 17 lira fiyat vermişler. Parlamenter sistem duymak istemiyor bizden. Kendi derdi konuşulsun istiyor. Anladım. O yüzden ama güçlü bir parlamento, kuvvetler ayrılığı, bir kişinin hata yapmaması,
denge denetim sistemleri ve dürüst ve ahlaki bir yönetimin teminatı olan güçlü kurum ve kurallar ekonomik başarıyı getirecek. Ama her sorunun cevabı güçlendirilmiş parlamenter sistem derseniz diğer konuları bilmiyorsunuz sanıyorlar. Veya halkın sorunlarıyla meşgul değilsiniz. Sadece benim sistem üzerinde bir tartışma yürütüyor peki diyorlar. Seçim bitti. Evet. Hemen geçebilir misiniz? Geçemezsiniz. Bir geçiş dönemi öngörmek zorundasınız. Bir seçim daha yapmanız lazım belki. Ya da bir anayasa değişikliği hazırlamanız anayasa lazım. Anayasa değişikliği ya da vatandaşa sormanız lazım. Referandum tekrar yapmanız lazım. Tabii. Bir anayasa değişikliği yapmanız lazım. Ve o anayasa değişikliğinin belki de geçici maddeleriyle mevcut yönetimi güçlü bir parlamentoyla destekleyebilirsiniz. Hepsi konuşulur. Buna dair son bir şey soracağım. Tabii. Denildi ki son cumhurbaşkanlığı seçimi aynı zamanda güçlendirilmiş, çünkü altılı masanın vaadiydi bu. Güçlendirilmiş parlamenter sistemle bu partili cumhurbaşkanlığı sisteminin de aynı zamanda oylanacağı bir seçim olacak denildi. Ve o seçimi Tayyip Bey kazandı. O zaman konu bitmedi mi sizce? Şöyle düşünelim. Aha. Tayyip Bey o seçimin ilk turunu kazanamadı. Yani evet, millet de 15 gün daha düşüneceğim dedi. Evet. Demek ki o kadar da kafalar net değil. Yani zaten bu sisteme 51'e 49 geçmiştik. Hı. Bu sefer de 15 gün daha müddet verin, karar veremiyorum diyecek kadar kararsız. O yüzden biz önümüzdeki seçimde, bakın geçen seçimdeki gibi her şeyi güçlendirilmiş parlamenter sistem aksına oturtarak değil, ama geldiğimizde parlamenter sistem, güçlü bir parlamento inşa edeceğimizi, kuvvetler ayrılığını ortaya koyacak, yeniden test edeceğimizi, bağımsız bir yargı, yargıyı ele geçirmek değil, kimsenin ele geçiremeyeceği bir yargı sistemi koyacağımızı önereceğiz. Anladım. Ama bütün siyasetimizi bunun üstüne kurmayacağız. Anladım. Özgür Bey, size kitabın ortasından bir soru soracağım. Buyurun. Cumhurbaşkanı adayı mısınız? Değilim. Çok net. Kitabın ortasından cevap. Ben bu ülkede... Ama çok erken cevap veriyorsunuz. Bakın bir şey söyleyeceğim. Siyasette bu sizi bağlamasın sonra. Bağlasın. Hiçbir zararı yok. Bakın şunu söylemek istiyorum. Ben neye adayım biliyor musunuz? Hı. Ben daha önce de 100 kere partililerimize anlatmıştım. İlkini başardım. Şimdi ikincisini başaracağız. Hı. Ben Cumhuriyet'in ikinci yüzyılının ilk genel seçimlerinde... Cumhuriyet'in ikinci yüzyılının ilk genel seçimlerinde... Evet. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve hepimizin partisini... Yeniden iktidar yapmaya ve iktidar olduğu gece genel başkan olmaya, tarihe böyle geçme. Bu hiç azımsanacak bir talep, bu hiç azımsanacak bir irade, bu hiç azımsanacak bir siyasi hedef değil. Tabii. Ben tarihe Recep Tayyip Erdoğan'ın o işte 25 yıllık, 24 yıllık iktidarını sona erdiren, yeniden Cumhuriyet Halk Partili bir cumhurbaşkanı seçtiren, yeniden parlamenter sisteme geçiş döneminin genel başkanı olmuş, partinin bakanlarını, cumhurbaşkanını, meclis grubunu koordine eden, bu işi başaran ekipte genel başkanlık görevini yapmış birisi olarak tarihe geçmek onurların en büyüğü. Burada şey kolay. Ben gerekirse cumhurbaşkanı adayım. Yok yok, o değil. Ben değil. Daha, şöyle söyleyeyim. Evet, evet. Ben teknik direktörüm. Maçın anlaşılıyor ki 90. dakikasına doğru bir penaltı atılacak. Hı. O penaltıyı kimin atacağına ben karar vereceğim. Kurullarımla birlikte, belki bütün taraftara sorarak, en doğru kararı vererek, en doğru kararı vereceğimize emin olsunlar. Penaltıyı atacaklardan biri de ben olursam, topu elimde tutarken aklım gidebilir. Dur lan ben atayım derim. Öyle bir şey yok. Ben en doğrusu, kimse onu attıracağım. Bunun önündeki demokratik mekanizmayı çalıştıracağım. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Başta size şunu sordum. Dedim ki hani biz aynı yaş kuşağıyız. Türkiye'nin tarihini görebildiğimizi gördük. Göremediğimizi okumaya çalıştık. Türkiye siyasetine dair birçok örnek var önümüzde. Ben size dedim ki Özgür Bey, bu parlamenter sistem konusunda belediye başkanlarınız, partideki önemli toplar, hepiniz hemfikir misiniz dedim. Evet dediniz. Şimdi bu öyle bir şey ki siyaset, yani işte Sayın İmamoğlu, Sayın Yavaş ya da Sayın başka bir sayın Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı oldu. Cumhurbaşkanı seçildi. Gerçekten Cumhurbaşkanlığı koltuğunu bırakabileceğini düşünüyor musunuz? Cumhurbaşkanlığı koltuğunu bırakmak zorunda değil. Partinin, ama başka bir şey, o yetkileri, partinin üzerinde gücü... partinin üzerinde uzlaştığı cumhurbaşkanı yetkilerine, evet, meclisin güçlendirilmesine, evet, işte başbakanlıksa başbakanlığın yeniden tesisine, evet, ve
bu organizasyon yapılmasına mütabıksa zaten Cumhurbaşkanı adayımız olacak. Başka türlü olmaz zaten diyor. Zaten bir şey söyleyeceğim. Evet. Örnek veriyorum, hani şimdi iki isim söylediniz. İmamoğlu ya da Yavaş. Evet. Bizim Cumhurbaşkanımız. Bunu yapar mı? Bakın şimdi ne yaptılar? Geçen dönem meclis çoğunlukları yok. Türkiye Belediyeler Birliği'nde AK Parti'nin gücü vardı. Hı hı. Bütün Belediyeler Birliği'ni aldılar. Paranın da %98'ini kendi belediyelerine kullandılar. Biz 800 küsür delegenin 480'ini falan biz aldık. Büyük bir farkla Türkiye Belediyeler Birliği'nde 15'te 15'i seçebilirdik. Evet. Başına istediğimizi getirebildik. Bütün paraları da CHP'li belediyeye aktarabildik. AK Parti'nin geçmiş pratiği bu. Biz ne yaptık biliyor musunuz? AK Parti ve MHP dahil bütün partilere yönetimde görev teklif ettik. Hı hı. Kabul edenlere verdik. Mesela DEM, İYİ Parti, Yeniden Refah. Biz aynı yönetimdeyiz. MHP ile AK Parti istemedi. Biz Yeniden Refah, İYİ Parti ve DEM. Onlar da olsun istediniz yani. Yönetimi aldık onları Türkiye'de. Ve bakın şimdi de kaynakları gücümüz nispetinde paylaştırıyoruz. E şimdi mesela Ekrem Bey oranın başkanlığına geldi. Hı hı. Geçen dönem Belediyeler Birliği'nin başında AK Parti'nin Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı vardı. Evet. Hepsini AK Parti'nin oluşturuyordu. Ekrem Bey geldi öyle mi yaptı? Yetki bende, artık bizde, kimseyi karıştırmam falan demedi. Biz bu modelle Türkiye'ye geleceğiz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak çoğunluktan çok çoğulculuğu önemseyen bir partiyiz. Şimdi demokratız biz yani. Anladım. Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışması. Şimdi siz partinin genel başkanı olarak diyeceksiniz ki muhtemelen, vallahi onu siz tartışıyorsunuz diyeceksiniz. Çünkü ben altılı masa sürecinde bu stüdyoda defalarca tartışma programlarında bunları, hani aday belirlenmesi gerekiyor ki masa yol alsın. Çünkü bu çok fazla speküle edilecek bir konu diye tartışmıştık burada defalarca. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi bir cumhurbaşkanı adayı elbette günü geldiğinde belirleyecek ama bu tartışma siz istemeseniz de televizyonlarda da, yurttaşların kendi içinde de, kamuoyunda farklı yerde tartışılacak bu yani. Biraz erken, ivedilikle CHP'nin cumhurbaşkanı adayı beyefendidir ya da şu hanımefendidir deyip bu işin içinden çıkmayı düşünür müsünüz? Biraz erken. Yani şöyle, doğru olmaz. Geçen sefer altılı masa sürekli ve sırf bu gündemle böyle meşgulmüş gibi görüldüğü için, hı hı, bence çok zarar gördü. Aslında meselenin özü... Onu söylüyorum zaten yani. Çok zarar gördü. Aday tartışmalarını bir kenara bırakıp ki, evet, orada kaçınılmaz olarak 6 parti vardı falan. Esas biz bu ülkeyi nasıl yöneteceğiz? Hangi kadrolarla yöneteceğiz? Bakın ben o kısmını yeterince ifade edemedim. Biz 4'ünden 9'una gidiyoruz ya. Evet. Bir günde tüzüğü değiştiriyoruz. Bir günde. Hı hı. Geri kalan kısımlardaki işlerimizden bir tanesi program kurultayımızın hazırlık toplantıları. Örneğin ayın 7'sinde ve 8'inde 20 farklı salonda delegelerimizin, il başkanlarımızın tercihlerine göre oturacakları oturumlarda CHP'nin programı nasıl olmalı, yenilenmeli ki işte gelecek sene Nisan'da diyelim toplayıp programımızı da değiştireceğiz ki program kurultayı, yani partinin, evet, Türkiye'nin bütün sorunlarına nasıl baktığı ve Türkiye'yi nasıl yöneteceğiyle artık özdeşleşmiştik. Yani CHP'nin iktidar programı. Adayı üyelerin belirlemesi söz konusu olabilir mi? Şöyle, kanunen mümkün değil. Kanun der ki Cumhurbaşkanı adayınız mecliste grubu bulunan siyasi parti grupları ya da 100 bin imza toplayanlar gösterebilir der. Hayır, kanun öyle der de şöyle, dur, ama onu anlatacağım. Siz seçime girerken anket yaptırıyorsunuz. Ankete göre diyelim Cumhuriyet Halk Partisi birinci parti çıktı. Ankette böyle çıktı deyip CHP birinci parti olmuyor. Gerçek seçime, doğru, giriyor. Siz üyelerin tamamının katıldığı bir referandum yaparsanız... İzin verseniz tam onu anlatacaktım. Buyurun. Siyasi partiler kanunu buna izin vermiyor. Hı. Diyor ki böyle aday gösterilir diyor. Ama bizim tüzüğümüz geçmişte bu kanun değişmeden önce şöyle yazılmış. Cumhuriyet Halk Partisi Cumhurbaşkanı adayını ön seçim temayül yoklaması falan yöntemlerinden biriyle belirler. Bizim Cumhurbaşkanı adayı maddemizde, belirleme maddemizde kanundan önce yazıldığı için tüm üyelerle ön seçim var zaten. Hı hı. Benim gönlümden geçen, evet, tüm üyelerin ön seçim sonucunu meclis grubumuza bildirmektir. Deriz ki, tabii bunu tek başıma karar verecek değilim. Tabii. Ama şundan emin olun, Cumhurbaşkanı adayına da tek başına karar vermektense böyle bir şeye tek başına karar vermek daha iyi. Bütün üyelere sormak. Anladım. Ve bütün üyelere sorup meclis grubuna deriz ki biz 1 milyon 600 bin üyemize sorduk. Sonuç bu arkadaşlar deriz.
bütün üyelerin seçtiği bir adaya da meclis grubunun hayır diyecek hali yok. Yani o açıdan ben meseleye hani tam onu söylüyorum. Son derece çoğulcu bir yerden bakıyorum. Anladım. Hatta şunu söyleyeyim. Genel başkanın bile bütün üyeler tarafından seçilmesi benim en çok tercih edeceğim yöntemdir. Ama delege seçiyor. Siyasi partiye kanunu ona. Evet. Ama ona bile bir çare bulunabilir. Belki mesela temayül yoklaması şeklinde yaparız. Tabii. Çıkan adayı tek aday olarak koluna girer salona götürürüz. Ne var bunda? Yani bunların hepsini konuşmak lazım. Ben bu partide nerede sandık kurulduysa rekor kırdım. Millet böyle şey, hani benim bu demokrasi, parti için demokrasi düşkünlüğümü... Manisa'dan beri rekor kıra kıra. Manisa'da 2015 seçimleri, evet. 13 bin üye oy kullandı. Tüm üye, hatta şöyle söyleyeyim, parti meclis üyesiyim. Büyükşehir Belediye Başkan adayıyım. Sayın Bülent Kuşoğlu bir öneride bulundu söz alıp. Dedi ki, 7 aday gösterdik, 4'ü seçildi. İşte Kırklareli, Edirne, Odunpazarı falan. Evet. Manisa, Trabzon, Bartın seçilemedi. Madden manen yıprandılar. Gelin bunları birinci sıra kontenjan yapalım dedi. Parti meclisinde alkış koptu. Ben söz aldım. Dedim ki Manisa'da ön seçim varsa, ben Manisa Büyükşehir'e aday gösterilmişsem ve bütün partilerin bana inanmışsa yine inanırlar. İnanmıyorlarsa bana müsaade. Ben ön seçime gireceğim. Üyeler yollarsa buraya daha güçlü geleceğim. Öyle dedi. Geldim diyorsunuz. 13 bin üyemiz oy kullandı. 11.650 %87 ile tüm zamanların Türkiye rekorunu kırarak geldim. Bir önceki rekor %35'ti. O yüzden üyeye kendinizi emanet edin. Bakın hayat ne kadar kolay oldu. Güzel. Şimdi kurultayda ben de o salondaydım. Biz canlı yayın yaptık. Muhtemelen Özgür Bey genel başkan seçilir demişti. Kurultay salonunda. Yani oradaki tribünlerin görüntüsü, onun dışında başka bir rüzgar, başka bir değişim rüzgarı vardı zaten. Bu görülüyordu. O kurultay geride kaldı. Tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nde bazı tartışmalar oldu. Ve Sayın Kılıçdaroğlu işte seçim tekrar yapıldı vesaire. Hani belki olması gerekiyor. Tekrar değil de ikinci tur. Kanuni zorunluluk, evet, salt çoğunluğu sağlayamadık. Evet. Ve o günden bugüne Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski genel başkanı Sayın Kılıçdaroğlu bir yol haritası çiziyor. Yani ne sizinle çok yaklaşıyor, ne partiden uzaklaşıyor. CHP'nin eski genel başkanıdır ama sürekli olarak hem size hem partiye bir gazeteci olarak izlediğimi söylüyorum. Ben buradayımı hissettiriyor. Bu sizi rahatsız ediyor. Yok, niye rahatsız etsin? Aksine keşke hani böyle çok daha yakın çalışabiliriz. Evet. Ve önceki genel başkanlarla ben hep şöyle söylüyorum. Mesela ben Kıbrıs'a Sayın Kılıçdaroğlu'nu da davet ettim. Kendisinin özel bir programı vardı. Gelemedi. Hı hı. Sayın Altan Öğmen, Sayın Murat Karayalçın ve Sayın Hikmet Çetin'le beraber gittim. Hı hı. Döndüğümde eşime de söyledim, arkadaşıma da. Birisiyle 2 saat zaman geçirince 2 tane kitap okumuş gibi oluyorsun. Hı. Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanlığına kimse tesadüfen gelmez ve o görevi yapmış olmanın kattıkları öyle kitaptan bir kitaptan okunup öğrenilmez. Doğru. Benim doğru. Hani böyle nasıl söyleyeyim? En böyle bir konuda danışıp da aldığım yanıtla içimin en rahat ettiği mevzular önceki genel başkanlarımıza sorduğum sorulara aldığım yanıtlar. Müthiş bir şey. O yüzden Sayın Kılıçdaroğlu'nun da bu tip bir katkı sağlaması çok değerli. Ben geçen seçimde de yerel seçimlerden önce de sonrasında da kendisini birkaç kez ziyaret ettim, sohbet ettik. İkili ilişkilerimizde hiçbir sorun yok. Hı hı. Kemal Bey'in ağzından bana doğru söylenmiş bir eleştiri hiç duymadım. Hatta mesela şey işte, Kemal Bey şunu yanlış buluyor, bunu yanlış buluyor diye yazıp çiziyorlar. Mesela işte Erdoğan'la görüşmesiyle Özgür Özel şunu. Ben görüşmeye gitmeden önce Kemal Bey'e telefon açtım. Ne önerirsiniz efendim dedim. Önce randevuleştik, görüşecektik, bir aksilik çıktı, gidemedim. Telefonda 25 dakika konuştuk. Hı. Kendisi de bana dedi ki, ya şunu söylerseniz iyi olur. Şunu söylerseniz buraya dikkat edin falan dedi. Görüşme bittikten 2 gün sonra da gittim bilgi verdim. Yani böyle dışarıda daha doğrusu kendilerince Sayın Genel Başkan'ı desteklediğini söyleyen ama bizim geçmişte partinin de izini, alnının terini görmediğimiz sosyal medyada kerameti kendinden menkul bir grup arkadaş, hı hı, ve onların yönettikleri bir sosyal medya aktivasyonuyla, hı hı, sokağın ve partinin gerçekliği taban tabana zıt. Bu kadar söyleyeyim. Peki Kılıçdaroğlu'yla İmamoğlu'nun görüşmesi bu safhada, tüzük kurultayından önce
ne anlama geliyor? Yani son derece sağlıklı bir görüşme. Hiç böyle bir görüşmenin yapılamamasını düşünmek, yapılmamasını düşünmek saçmalık. Hani normalleşme diyoruz ya, normali bu. Yapılmazsa normal. Önceki genel başkan Sayın Ekrem İmamoğlu'nu iki kez de aday göstermiş. Hem ilçe belediye başkanlığı sürecinde genel başkandı 2014'te, Beylikdüzü'nde, hem 2019'da. Hmm. Birlikte yol yürümüşler. Cumhurbaşkanı adaylığında Cumhurbaşkanı yardımcılığı formülünü birlikte geliştirmişler. Hı hı. Ve birlikte yol yürüdüğü birisiyle görüşmemesi zaten düşünemez. Ekrem Bey Türkiye Belediyeler Birliği için işte ayda birkaç gün Ankara'da oluyor. Daha önceden de aslında bu görüşme olacaktı biliyorsunuz. Bir sosyal medya enfeksiyonu yüzünden hı hı. ertelenmek zorunda kalmıştı. Daha mütabakata varılmamış bir görüşmenin yeri saati birileri tarafından ilan edildi. O yüzden gecikmişti, yapıldı. Ekrem Bey sağ olsun, yapmasa da hiç alınmam, zorunda da değil. Gitmeden önce, gittikten sonra bu bilgiyi benimle de paylaştı. Mansur Bey de geçmiş günlerde Sayın Genel Başkan'la bir yemek yediler. Size bilgi vermese mesela Ekrem Bey Sayın Kılıçdaroğlu'yla bir görüşme yapacak. Ya da Mansur Bey yapacak vesaire. Siz partinin genel başkanısınız. Cumhuriyet Halk Partisi, yani memleketin en eski, en köklü partisi. CHP'nin Türkiye'nin ilk partisi. Türkiye'nin birinci partisi. Yani şimdi CHP genel başkanına haber vermeden Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanlarının bu tür görüşmeler yapması kamuoyunda bazı spekülasyonlara yol açar. Benim de bilgim olsun demez misiniz? Şöyle, haber vermeden böyle bir görüşme olmadı. Hı-hı. Ama haber vermeden böyle bir görüşme yapsa, cümleyi tamamlayalım. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanı filanca partinin genel başkanıyla yapsa kabul edilemez. Parti suçudur. Ama zaten bir genel başkanımız. Hı. Haberim olmasa da hiç üzülmezdim veya şüphelenmezdim. Böyle yüreğim çürümezdi. Ama sağ olsun hem Sayın Ekrem Bey hem Mansur Yavaş o kadar nazik, parti disiplinine o kadar riayet eden, siyasi konularda böyle o kadar meselenin üzerine titreyen bir tutum içindeler ki hiç böyle bir sorunumuz yok. Özgür Bey, siz Cumhuriyet Halk Partisi'ne genel başkan oldunuz. Benim genel anlamda bakışım şuydu. Özgür Bey, Cumhuriyet Halk Partisi'ne bence çok iyi genel başkanlık yapar. Ama liderlik diye bir şey var, bir kavram var. Acaba Özgür Bey o liderliğe, lidere dönüşür mü, dönüşmez mi diye çok tartışma yaptık. Aslında az önce sormaya çalıştığım şey de biraz o. Siz sanırım epey fazla demokrat bir genel başkan oluyorsunuz. Bu Türkiye şartlarında sürdürülebilir bir şey mi? Yani Türkiye'de lidere dönüşmeniz gerekiyor. Türk siyasetini hep öyle gördük. Şöyle anlatabiliyor muyum? Yani bu bambaşka bir şey yani. Ben sosyal demokratım. Evet, evet. Ben liderden çok hı-hı. ekibe inanırım. Liderin ekibin içinde bir adım öne çıkan, eşitler arasında bir adım önde olan temsil görev olduğuna inanırım. Dünyada ülkesine fayda verenler böyle liderler. Bakın, dünyada şu anda da iki tip lider var. Bir taneleri iyi kadrolar, liyakatlı kadrolarla demokratik bir şekilde ülkelerini yönetiyorlar. Hı hı hı. Mütevaziler, hatta ekonomi sınıfı uçuyorlar. Arabanın mütevazisine biliyorlar. Mütevazi evlerde oturuyorlar. Halkları acayip zengin. Merhum Ecevit de öyleydi. Öyleydi yani. Bakın, Merkel Volkswagen Transporter'a biniyordu. Evet. Apartman dairesinde oturuyordu. Almanların kişi başına milli geliri de 58 bin dolardı. Euro'ydu. Bu tarafta Merkel'in ürettiği 10 tane limuzin Mercedes var. Dünyanın en pahalı limuzin Mercedes'i. İki tanesi bizim Cumhurbaşkanımızda. Diğerleri Birleşik Arap Emirlikleri'nde, Katar'da falan. Liderler çok zengin, halk sürünüyor. Burada demokrasi var. Burada tek adam rejimleri var. Ben genel başkanın gücünün demokratlığından, partinin liderinin gücünün çağdaş, mütevazi bir lider olmasından, mütevazi bir genel başkan olmasından, ekibinden güç almasına ve ülkeyi demokrasiye, partisindeki demokrasiye taşımasına inanan birisiyim. Benden zorla böyle eli sopalı bir lider çıkaramazsınız. Beklemeyin, bir şey söyleyeceğim. Ben de oy verirken kendim gibi birini arıyorum. Öyle. Ben... Şöyle ben böyleyim diyorsun. Recep yani. Tayyip Erdoğan'ın evet. sosyal demokrat versiyonunu hiçbirimiz özlemiyoruz. Biz yeni bir Ecevit arıyoruz ve bu Ecevit'in mütevazi yaşamı,
partisine, örgütüne olan inancı, sosyal hayata katkısı, hayır, sanata Tayyip saygısı. Tayyip Bey'in ilk 10 yılı, hani şimdi anlıyorum, partili cumhurbaşkanlığı diyorsunuz. Muhtemelen tek adam herhalde buradan bir yakıştırma, ama AK Parti'nin ilk 10 yıllık iktidarında Sayın Erdoğan ekibi, o söylediğiniz çoğulcu bir şey yok muydu parlamenter sistemde AK Parti? Reklamları öyle izledik, film başka çıktı. Öyle fragman oldu. Öyleydi. Öyle mi oldu? Fragman öyleydi. Peki. Ben şunu hatırlatayım o zaman, mesela tek adam meselesinde. Evet. Şimdi şuraya döndük mü dönmedik mi? Siz birini seçiyorsunuz, gerisine 5 yıl karışmıyorsunuz. Tayyip Bey gelmeden önce rektör seçimi vardı, şimdi atıyor. Tayyip Bey gelmeden önce Türkiye Futbol Federasyonu seçimi vardı, şimdi atıyor. Son seçimde atadığına karşı içeride bir refleks gelişti, Türkiye onu tartışıyor. Nasıl olmuş da Tayyip Bey'in dediği seçilememiş falan. Esnaf odalarının seçimlerine kadar müdahil olacak bir mutlak iktidar Türkiye'ye peki, felaket getiriyor. Peki, peki, o zaman milyonlarca insan bizi izliyor ve muhtemelen AK Partililerin aklından şöyle bir şey geçiyor. İyi de Özgür Bey, gidip böyle biriyle neden normalleşme görüşmelerinde bir masaya oturdunuz? Niçin görüştünüz diyorlar. Koalisyon görüşmesi mi yapmış? Hayır, hayır, değil yani. Mesela işte tek adam... AK Parti'yi aklama görüşmesi yok, mi? Yok yok, hani bu soru mesela. Ne umdunuz, ne buldunuz? Normali budur. Evet. Bakın, 2024 yılındayız. 100. yılı Cumhuriyet'in. Demokrasi yürüyüşümüz 150-160 yıllık. Ve cenazede birbiriyle karşılaşınca el sıkışmayan liderler ülkesi. Olmaz. Ben bu fotoğrafın parçası olmak istemedim tabii, Faruk Bey. Tabii. Benim ayağım kırıldı. İlk telefon Devlet Bey'den geldi. Bu son derece olgun tabii, olması gereken tabii, bir şeydir. Tabii. Devlet Bey rahatsızlandığında da belki ilk telefon ben aldım. Her bayram bana düşer diye siyasi liderlerin 18'ini de arıyor. Yaş olarak. 18'ini de tabii. Tabii. Bir de şey, birinci partisine. Harika. Bu merhabalaşmak, el sıkışmak, koalisyon protokolü imzalamak demek değil. Ben AK Parti'nin 22 yılda yarattığı enkaza son düzlükte ortak olmayacak enayi de değilim. Açık söyleyeyim. Açık söyleyeyim. Ama benim şuna ihtiyacım var. Evet. Bu ülkede sabahleyin yatağından ana muhalefet lideri, hatta ve hatta son genel yerel seçimlerde ekonominin %80'ini, nüfusun %65'ini kazanmış birinci partinin lideri olarak uyanıyorsanız, camide bile birbirinin yüzüne bakmayanlardan biri olamazsınız, olmamalısınız. Bu noktaya gelmişti Türkiye, biri bir adım atacaktı, ben o adımı attım. Bu adıma olumlu karşılıklar gelmesi, Tayyip Bey'in görüşmesi, iadeyi ziyarete gelmesi, Sayın Bahçeli'nin bir gün içinde randevu vermesi, DEM Parti'ye gitmemiz, DEM Parti'ye gittikten sonra MHP'ye gitmemize rağmen bu randevu eskiden deniyordu ya, onlarla görüşen bizle görüşmesin. Evet. Tekrar görüşür müsünüz? Hepsinden tekrar görüşürüm. Hepsinden gerektiği anda görüşürüm. Bakanlar mı? Belki de şey mi diyorsunuz az önce, hani ben bu 22 yıllık sizin tabirinizle söyleyeyim, enkazı devralacak enayi değilim diyorsunuz ya. Belki de erken seçimi bunun için mi istemiyorsunuz? Hani bir görelim en sonuna nasıl gidiyor diye. Bakın erken seçim... Oraya dönmek için söylemedim. Bu haksızlık olur. Ben erken seçim istemiyorum demedim ki. Ben bir daha söylüyorum. Şartlar için, şartlar gerekiyor. Bakın ben erken seçime dünden razıyım, bugünden hazırım. Anladım. Ama benim imzamla olmuyor. Ve ben şunu söylüyorum. Vatandaş erken seçim istiyorsa erken seçim kaçınılmazdır. Ben erken seçim olsun istiyorum. Ama ben erken seçim isterken 31 Mart'ı referans göstermiyorum. Çünkü orada MHP'nin, AK Partili'nin bana verilmiş, bana güvenilerek verilmiş oyları var. Başka bir şey var. Başka anladım. Bir şey var orada. DEM Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi. Siz buradan çok yıpratıldınız. Hem altılı masa sürecinde hem daha sonra... Parti daha önce yıpratıldı. Tabii tabii. Siz derken Özgür Bey, Cumhuriyet Halk Partisi, evet. Cumhuriyet Halk Partisi kastediyor. Şimdi DEM Partisi ile DEM'le, Devlet Bey her konuşmasında CHP DEM'le demleniyor diyor. Yani aynı anda da işte bir kaza geçiriyorsunuz, sizi hemen arıyor. Memleket, siyaset, doğru, insanlık... Doğrusu bu. Doğrusu. Tabii tabii. Ama DEM'le olan ilişkileriniz... 31 Mart yerel seçimlerinden önceki gibi mi, yoksa değişiklik var mı? Şöyle söyleyeyim. Şimdi burada bir şey söyleyip ciddi bir haksızlık yapmak istemem. Evet. Yani Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na, partimizin o dönem yönetimine, yöneticilerine o konuda yapılmış bütün eleştiriler son derece haksızcaydı. Evet. Montaj kasetlerle bilmem neyle falan. Sadece mevzunun kendisi şu. Biz 31 Mart seçimlerine giderken şöyle bir şey söyledik. Biz kendimizi, yani birilerinin terörist demesiyle, bölücü demesiyle, bilmem ne demesiyle bir şey olunmaz. Özgüveni yüksek bir siyaset yapacağımızı söyledik. O siyaseti yapa geldik, yapmaya da devam ediyoruz.
Biz 31 Mart seçimlerinde dedik ki biz Türkiye İttifakı'yız. Bu ittifakın içinde sosyal demokratlar var, muhafazakar demokratlar, milliyetçi demokratlar, Kürt demokratlar var. Milli takım gol atınca sevinen herkes Türkiye İttifakı'nda olabilir dedik. Hı hı. Filenin sultanlarını göndere bayrak çekerken gözleri dolan, heyecanlanan, gırtlağı düğümlenenlerin ittifakıyız biz dedik. Siyasi ittifak değiliz. Bu şu demek, Türkiye'nin bayrağıyla, misaki milli sınırlarıyla, bölünmez bütünüyle sorunu olmayan herkesle otururuz, konuşuruz, görüşürüz, yol yürürüz. Kürt demokratlar derken deme geçmişte oy vermiş, bu seçimde bize vermişleri de muhafazakar demokrat oldukları için Kürt muhafazakarların AK Parti'ye verip de bu seçimde bize oy vermişlerini de başımın üstünde tutuyorum. Kimsenin altını kazmaya çalışmıyoruz. DEM Parti ile AK Parti'yi birbirinden farklı tutmuyorum şundan dolayı. İkisi de siyasi partiler kanununa göre kurulmuş. Her bir adayı için bu devletin mahkemesinden temiz kağıdı almış partiler. Milletimiz de onlara birbirine eşit yakın oylar vererek beni temsil et demiş. DEM'i yok saymak, ona oy verenleri ağırlıklı olarak da Kürtleri yok saymaktır. Ben bunun içinde olmam. DEM'e düşmanlık başka bir şey. DEM Parti ile aynı parti olmak. Ben DEM Parti'ye kategorik düşmanlık yapıp da ben onlarla görüşmem, ben onlarla konuşmam dediğimde onların seçen seçmenin vekilini, yani dolayısıyla o seçmeni hiçe saymış oluyorsun. AK Parti'nin vatanseverliği bilmem nesi falan filan kendinden tescilli. AK Parti kadar pragmatist, AK Parti kadar günü gelince öyle, günü gelince böyle olan bir parti yokken AK Parti kendini hemen temize çekiyor. Neymiş efendim, yerli ve milli, geri kalan hadi canım sen de. O yüzden normalleşmenin en büyük faydası ne oldu biliyor musunuz? En büyük faydası şudur. Şöyle bir kolaycı siyaset var. AK Parti'nin şimdi kendisi çözmesi gereken sorun şu. Şu kolaycılık geride kaldı. Efendim, biliyorum yoksulsunuz, işsizsiniz, güvencesizsiniz ama tehlike büyük kardeşim, bize oy vermeyesiniz. Yoksa vatanı böldürecekler, bayrağı indirecekler, ezanı dindirecekler. Ne kolay siyaset. Şimdi o insanlar, o yoksullar, o işsizler, o güvencesizler, bizim bazı CHP'li arkadaşlar forsa baktılar. CHP'li derken hani muhalif oradan buradan. Ben gittim. Sayın Cumhurbaşkanı da Cumhuriyet Halk Partisi'ne geliyor. Ben dedim ki bir cumhurbaşkanı bir binaya girerse binada cumhurbaşkanını göstermek için Türk bayrağının üstünde cumhurbaşkanlığı forsu olmalı. Evet, bu kanun. Evet, evet, evet. Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkeyi yönetmeye talipse yarın öbür gün biz cumhurbaşkanı seçecek miyiz? CHP'li bir cumhurbaşkanı olacak, evet, ilk başta. Evet. Tarafsızlık gelene işte güçlendirilmiş parlamenter. Bize de böyle davranılmasını istiyor ama onu kanun bırakın, zaten. Bizim binaya gelince o bayrak çekilecek kardeşim. Doğru. Benim anlatmak istediğim o değil, farkmayın. Şunu söylemek istiyorum. Herkes şuna baktı. Force var, force yok. Bütün Türkiye Sayın Erdoğan'ın Cumhuriyet Halk Partisi'ne geldiği sırada göndere çekilen bayrağı gördü. Hani biz bayrağı indirecektik? Bana geçtiğimiz günlerde Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan gayri resmi bir ziyaretle, dosyası dün gazeteciye gösterdim, yöneticiler geldiler. Özgür Bey, personelin sorunu çok. Siz dile getirirseniz faydası olur diye. Ben müezzinlerin bankalardan promosyon hakkını savunuyorum. Diyorlar ki faizsiz bankacılık olunca onlar çok düşük veriyormuş. Bankalardan promosyon hakkını savunuyorum. Hani ben ezanı dindirecektim. Ezanı okuyanın hakkını savunuyorum. Ben ülkeyi böldürecektim. Sayın Cumhurbaşkanı geliyor, çayımızı kahvemizi içiyor. Normalleşme budur. Öyle kolaycılık yok. Ülkeyi kurmuş partiye vatanı böldürecekler, onlara oy vermeyin. Anladım. O yüzden normalleşmenin sayısız faydasından biri de budur. Şimdi ben sizinle programı uzatmak istemem. Siz Antep'e gideceksiniz. Evet, fıstık mitingi var. Uçak var. Onun için kaç dakikamız kaldı acaba? 6-7 dakikamız var. Hızlıca bazı şeyler soracağım. Az da bir dışa da bir dönelim. Tabii tabii. Mesela şu meclisteki kavga hadisesi. Çok kısaca cevaplarsanız bir de dış politikaya bakarız. Tamam. Hızlı şey yapayım. Meclisteki bu kavga yakışıyor mu? Ne oluyor? Nedir bu görüntü? Vallahi yakışmıyor. Bir şöyle, Can Atalay konusu. Şöyle yakışmıyor. Ben 13 yıldır milletvekilliği yapıyorum. Ve bunun 9 yıla yakın bir süresi grup başkanı olarak geçti. Evet. Onun dışında da grup başkan. Grup başkan belki yok geçti. Şimdi de grup başkanıyım. Mecliste hiç kan görmemiştim, kan gördüm. Kadına şiddet görmemiştim, onu gördüm. Utanç içindeyim. Utanç içindeyim. Sayın Meclis Başkanı bu konuda inisiyatif alması lazım. O gün kendini aradım.
Dedim ki Sayın Başkan lütfen gidin ve bu toplantıya siz başkanlık edin. Gelince de iyi ki geldiniz dedim diye beni eleştirenler oldu. Ben önerdim çünkü. Bekir Bozdağ atmışlar topu. Bekir Bozdağ hem hukuku katlediyor hem neredeyse milletvekilleri katlediliyor, sessiz kalıyor. Dedim ki gidin o yönetimi ele alın. Dedi ki Bekir Bey ayıp olmasın. Bu daha büyük ayıp oluyor dedim hepimize. Sağ olsun gitti. Can Atalay meselesi bir. Ama o arada Ahmet Şık'ın konuşmasını da mecliste yapılacak bir konuşma olarak değerlendiriyor musun? Öyle değerlendirmediğim için beni bir süre eleştirdiler. Anladım. Dedim ki o da yanlıştı dedim evet. Ve orada söyledim. Anladım. O da yanlış. Can Atalay. İki Ahmet Şık'ı da aradım konuştuk. Hı-hı. Ne bize ne cana faydası olmadı onun dedim. Hatta olmadı. Meclisi bir kere daha çağırıyoruz ki hı-hı, normal bir atmosferde aklı selim bu konuyu bir kere daha tartışalım diye. Sağ olsun diğer partiye de katkı sağlıyor. Ama şunu söyleyeyim. Hı-hı. O konuşma doğru bir konuşma değil. Evet. Katılmıyorum. Ama o konuşmayla Alpay Özalan'ın yaptığı vahşet aynı kefeye konamaz. Benim Alpay Özalan'a... O da yanlış. Hem büyük nasıl, yanlış. Benim Alpay Özalan'a çok bir şey demem. Çünkü mikroba hastalık yaptığı için hesap soramazsın. Onun işi yok. Anladım. Şimdi dış siyaset. Can Atalay demiştiniz. Can Atalay'la Can Atalay'ın toplantıya çağırıyorsunuz. İçeride durduğu her gün Can Atalay'ın Hatay'ın iradesine saygısızlık. Başta Devlet Bahçeli'ye saygısızlık. Meclisin ilk günü oturumu o yönetti. Can Atalay'ı yemin etmeye çağırdık. Yollamadılar. Hı hı. 600 milletvekili birlikte Can Atalay'ı İnsan Hakları Komisyonu'na seçtik. Hı hı. Meclis iradesine saygısızlık. Bir de şimdi hat bildirmeye çalışıyor oradan birileri. Meclisin bu konuda yapacak bir şey yokmuş diye. Kardeşim bak Can Atalay'ı çıkaramazmış meclis. Hı hı. 600 kişiyiz. Can Atalay için oy vermişiz. Can Atalay'ı çıkaramazmışız. Biz 360'ımız bir araya gelince affedersiniz Can Atalay'ı değil, Türkiye'deki bütün mahkumları çıkaracak yetkimiz var bizim. Genel af yetkimiz bile var. 400 kişi bir araya gelirsek referandumsuz anayasa değiştirme yetkimiz var. 600 kişilik meclise saraydan birileri meclisin bu konuda yapabilecek bir şey yok diyor. Yani burada herkes haddini hududunu bilecek. Anladım. Beşar Esad'la görüşecek misiniz? Beşar Esad'dan gün bekliyoruz. Resmi yazımızı yolladık. İlk önce sen resmi yazınızı yollamadan önce hükümetle, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'yle, yetkili organlarla görüştünüz mü? Şöyle, yetkili organlarla görüşmedim. Defalarca onlara Esad'la görüşmeleri gerektiğini söyledim. Hı-hı. Sayın Erdoğan bunu zamanında eli kanlı Esad'la görüşeceklermiş, varsınlar görüşsünler diyor. Sonra, siz CHP Genel Başkanı olarak gidiyorsunuz. Ben de görüşeceğim dedi. Evet. Ben de görüşeceğim evet, dedi. Şimdi o noktaya geldi kendisi. Ben hem CHP Genel Başkanı hem Sosyalist Enternasyonel ikinci Başkanı olarak, hı-hı, Başkan Yardımcısı olarak Beşar Esad'la görüşmek istediğimi önce alternatif kanallardan, sonra arka kapı diplomasisiyle, hı-hı, sonra kendilerinin uygun görmesiyle resmi yazı yollayarak talep ettik. Gün bekliyoruz. Bu arada ayağım kırık olmasaydı 1 Eylül günü, yani yetişse 1 Eylül'e istiyorum. Dünya Barış Günü'nde orada olmayı çok istiyordum ama herhalde kurultayın hemen sonrasına kalacak. Filistin'e gidiyorum. Gazze'ye. Evet, Mahmut Gazze'ye değil, Ramallah'a, hı hı, ve Batı Şeria'ya. Dedim ki Sayın Mahmut Abbas'la telefonla konuştum. Oturuma katıramadım dedim. Gelmek istiyorum dedim. Dedi ki, Cumhuriyet Halk Partisi bizim Batı'ya açılan penceremiz oldu bu dönemde. Cumhuriyet Halk Partisi'nin lideri randevu istemez. İkinci vatanına ne zaman gelmek istiyorsa bize söyler, gelebilir. Biz de karşılarız. Gazze diye niye dedim? Mahmut Abbas mecliste Gazze'ye gideceğini kendisi söyledi. Kendisi Gazze'ye gidecek. Evet. O Batı Şeria'da biliyorsunuz. Tabii tabii. Ramallah'ta Gazze'ye gidecek. Yani ben Gazze'ye gideceğim dediğine göre ben siz de oraya gidince hani belki... Ben şöyle söyleyeceğim kendisine, evet, bunu da buradan söyleyeyim. Evet. Eğer uygun görürse, evet, kendisi uygun görürse, başta ben çok sayıda sol sosyal demokrat lider veya belki Türkiye'den bazı siyasetçiler... Kendisine eşlik etmek isteriz. Anladım. Yani derse ki Gazze'ye giderken hani bunu böyle canlı kalkan gibi bir paranteze almayalım. Hani, hı-hı, başka bir şeye dönüşüyor iş. Ama yanında bizi isterse ben Gazze'ye kendisiyle gitmeye varım. Anladım. Son bir şey ve bitti süre, bir dakika. Kurultay'daki konuşmanızda İsrail, Gazze, bütün bu saldırılarla ilgili de konuşurken Hamas'a da terör örgütü demiştiniz. Ben terör örgütü demedim. Şöyle söyleyeyim, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olarak Hamas'a terör örgütü demedim, terör eylemleri yapıyor dedim. Ha. Hamas'ın yaptıkları terör eylemi. Evet, evet, böyle söylediniz. Şunu söyledim. Evet. Çünkü terör örgütü bir tanımlama, evet, onun şartları var. Evet. Onu Türkiye Cumhuriyeti Devleti veya ben... Yine böyle mi düşünüyorsunuz? Şöyle, şunu hatırlayın, olaylar Hamas'ın Kasım ayı başında
İsrail'e balonlarla ve sivil yerleşim bölgelerine yolladığı bombalarla başladı. Doğru. Terör örgütü, terör eylemi değil mi? Sivile yönelmiş askeri harekat. Anladım. Ve Kasım'da, bizim kurultayımız da Kasım'daydı. Hı-hı. Ama Kasım'dan bugüne Hamas'ın bu yaptığına göya meşru müdafaa hakkı diye devlet terörü yaşanıyor. İsrail devlet terörü yapıyor. Çoğu kadın ve çocuk sivilleri öldürüyor. Onun şimdi olaylar Hamas'ın bir terör eylemiyle başladı diye İsrail'in yaptığı bu katliam meşrulaştırabilir mi? Ben Filistin Kurtuluş Örgütü'nün yanında olan Ecevit'in çizgisindeyim. Hı-hı. Ben Mahmut Abbas'ın yanındayım, Filistin halkının yanındayım. Her bir Filistinli çocuğun, kadının, gencin, erkeğin yanındayım, arkasındayım. Özgür Bey çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Yani gerçekten sizinle söyleşi yapmak ilk kez karşılaşıyoruz. İlk kez söyleşi yapıyoruz. Çok iyi. Her soru sorulur, her soruya cevap verilir tarzı bir söyleşi. Tekrar yaparız. Tekrar yaparız umarım. Umarım yaparız. Yakın zamanda CHP'deki gelişmelerle ilgili tekrar görüşürüz. Sağ olun. Şimdi Antep'e gidiyoruz. Antep'e gidiyoruz. Fıstık mitingine. Geçen senenin altında fiyata fıstık alıyor devlet. TMO alım yapmıyor. Hı. Tek ümidimiz şu, önemli bir beklentimiz. Ben Giresun'a gittiğim gün taban fiyatı açıkladılar. Anladım. Açıklansın diyorduk. Bugün ben Antep'e gidene kadar taban fiyatı açıklamalarını bekliyorum. Ha, gidene kadar açıklayın da biz de orada konuşalım. Olumlu ya da olumsuz diye. Evet. Keşke çok... olumlu söyleyecek bir şey yapsalar da teşekkür etsek. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Çok sağ olun. Sayın çok seyirciler, Cumhuriyet Halk Partisi'nin değerli genel başkanı Sayın Özgür Özel'le konuştuk. Her soruyu sordum. Aranın ardından.